Oy abi, seni Allah gönderdi. Maalesef Allah beni her gün gönderiyor bu eve. Yok yok, bildiğin gibi değil. Bütün karlar oturmuş Allah'a. Hayal meğer bizim uşakmış. Ayşen gelip hırlayınca Meryem ablam bastı o aşamayı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Belli ki yatsı okunmuş. Hazır, sen şahitsin. Ben kimsenin canını acıtmak için bir şey yapmadım. Kendi canım acıya acıya kızımı verdim. Şahidim. Bir yerde bir şey olsun da Hazır şahit olmasın. Ayşe'ni tokatlamışsın, şahit olmadım. Hak etti edepsiz. Bu kadının ne günahı var? Ben bir şeyi merak ettim. Bu Ayşen, bu meseleyi ben, Hatice, enişteden öğrenmediğine göre, başka da şahit olmadığına göre kimden öğrenmiş? Handan yenge söylemiş. Sen eve gelene kadar içimizden geçeni söyleyeyim. Sen bu durumu Alparslan abiye anlattın. O da annesine anlattı. Karıma söylemediğim şeyi Alparslan'a niye söyleyeyim? İş değil. O da gitsin başkalarına anlatsın. Ha. Demek ki devlet en ince ayrıntısına kadar bizi takip ediyor abi. Demek ki mübeccel. Şimdi o her şeyimizi takip eden devletin yanında Ayşe'nin ne işi var? Biz teyzemle konuşuyorduk bu Yunus Selim ne olacak diye. Belki anadır, merhamet eder, yumuşar. Ayşe'ne sen git dedik. Sen ne dedin? Bunun teyzesinin devletle benim aramdaki meseleye arabuluculuk yapmasına Meryem Reis. Yanlış olur. Biz araya girmeyelim dedim. İyi demişsin. Ama belli ki bu evde seni dinleyen yok. Reis. Ne alakası var Hızır? Şu anda konu ben miyim? Allah Allah. Annem Ayşen ablayı kovdu da. Cevcim abiye ne olacak? Tedavi olacak. 15 yıldır tedavi oluyorlar abi. Tedaviyle olmuyor. Zar zor bir tane tutturdular, onu da işte kazada kaybettiler. Hızır, sen kocamla konuş da Civciv ve lisanı münasiple anlatsın. Sonra o da bir saygısızlık eder. Enişte de dayanamaz, çeker sıkar. Senin o enişte dediğin adam hiç öyle biri değil Hatice. Mesela Civciv girdim ofiste boğazlıyordu enişteyi. Çektim 4 tane sıktım, öküz gibi yattı yere. Kafasına da bir tane atıyordum ki enişte girdi araya. Dayı benim hatırımı affet dedi. Ay inanmıyorum. İnanmıyorsan kocana sor mübeccel. O da sana telefonda anlatsın, ona da sıkayım. Abi biz Servet'le bu meseleleri asla telefonda konuşmuyoruz. Konuşmuyorlarmış. Handan'ı kocandan öğrendim. Servet'e ne kadar sıksan haklısın abi.
Sana da haklıyım Mübeccel. Meryem, kim kime ne sıkmış? Bir anlat bana. Anne, sen duymuşsundur. Ne olur duymak istemediğim şeyleri bir de bana söyletme gözünü seveyim. Habır ya. Az önce namazımı bitireyim de kocanı affedeyim dedim. Böyle sırlı sevaplar işlemiş madem. Ama ne duyayım? Eline almış bir tabanca, etrafındakilere atıp durayım. Baba, Cicivi abinin durumu nasıl? Ne bileyim, git Alparslan'a sor. Alparslan abimle ne alakası var? Onun kucağına bıraktım. Ofiste miydi Alparslan abim? Ben de tam affedeyim diye düşünürken Alparslan abini asla affetmemem gerektiğini anladım. Cicivi de al defol git buradan dedim. Baba. Gerçekten birini sevdim mi ya? Ne diyorsun Ömer? Onu kovdum, onu vurdum. Biri yeğenin, ötekisi kardeşin gibi büyüttüğün Civciv abim. Böyle racon mu olur? Ömer Reis. Bir sen kalmıştın bana racon öğretmeye kalkmayan. Sen de öğretin. Doğru diyor uşak. Cevap ver. Cevap vereyim. Benim raconumda sevgide sadakat vardır. Aile içerisinde sadakatsizlik yapan kim olursa canım acıyarak, çok üzülerek, kendimi kahrederek cezasını veririm. Şimdi canımı acıtmak isteyen, beni üzmek isteyen, kahretmek isteyen biri var mı?